Ben e, 1974 yılıydı yanılmıyorsam TRT Avrupa Yayın Birliği organizasyonu kapsamında Tarabya Oteli'nde e, bir uluslararası toplantı düzenledi. Evet. Avrupa'daki yayın birliğine dahil ülkelerin temsilcileri geldi. Bizler de e, hatırladığım kadarıyla Lükşahin, e, doktora Lükşahin e, Allah rahmet eylesin, Tarcan Günenç, Yılmaz Dağ devren Televizyon Dairesi Başkanı, ben, e, Doğman Ertan diye bir abimiz vardı. O e, bir grup, TRT temsilen bu toplantıya katıldık. E, gelen yabancılara İstanbullu bir anlatmamız lazım, gece hayatını da anlatmamız lazım. TRT yetkilileri düşündüler. Ben daha yeniyim, 4 yıllık bir televizyoncuyum orada, İsmail Cem dönemi. Bir gazinoya götürelim dediler misafirlere. Ama bütçemiz de sıkıntılı, dar. Neresi olabilir? Tarabya'ya en yakın yer. Bebek Maksim. Bebek Maksim. Bebek Maksim'de büyük bir masa ayırtıldı. 30 kişi falan. Biz gittik, seyrediyoruz. Bir ara masaya en pahalısından <laughs> bir şişe viski geldi. Aslında gelmez gazinolarda masaya değil mi? Evet. Pek gelmez. Yani, adet değildir. Adet değildir. Ben birdenbire dedim ki getiren şefe. Biz böyle, biz böyle bir şey istemedik dedim. <gülüyor> <gülüyor> Yok zaten siz hesaptan değil bu dedi. Peki kimden dedim? İkram bu dedi. Kim ikram ediyor dedim. İşaret etti. Baktım 7-8 masa. Öteden birisi kalktı. Ceketini ilikledi. Şöyle bize doğru eğilerek bir selam verdi. Bir dikkatli baktım. Dündar Kılıç. Dündar Kılıç ki... O zaman işte biraz önce bahsettik gazetelerde adı mafya olarak geçen İstanbul'un Namlı Kabadayısı o dönemde. O tarihteki gazetelerde bu kelimeyi kullanmıyorlardı çok. Doğru. Daha sonraki o gün, yıllarda. O günkü, günkü medya e, bu e, daha sonraki yıllarda evet, O sonra, sonra e, mafya denmeye de başladı. başladı. O tarihlerde normal isim soyad e, yazılıyor. Benim hayatımda Dündar Kılıçla e, yan yana gelmişliğim yok telefonla konuşmuşluğum da yok. Bir daha kendisini görmüşlüğüm de Doğru. yok. Doğru. Ama yeri geldiği için unutamadığım bir olaydır. Ama bu. şimdi şimdi siz TRT'de e, o tarihlerde de olsa zaten tek kanal e, sizi simayen tanıyorlar. O o da zaten herkese böyle bir jest yapmaz. Yani ben çok yakından tanıyorum onu. Yıl, yani e, defalarca sabaha kadar oturdum onun çok böyle e, ba, bir birkaç olaya Asabının bozuk olduğu yerde. Taşlık çay bahçesinde. Sabaha kadar oturduk ve hiç unutmuyorum. 50'likler yeni çıkmıştı. 50'lik banknot. Sabaha kadar onu bir böyle, bir böyle, bir böyle bir böyle yaparak elin terinden onu <laughs> zedeledi parayı. O kadar sıkıntılıydı. Ben de ona e, semaverle çay demletiyordum. Hep öyle. Dündar şey, abi haklısın. Şöyledir, böyledir. Öyle sabaha kadar ona vakit geçirdiğim var. Bir kere en büyük meziyetini söyleyeyim size, hiç kolay kolay gaza gelen bir adam değildi. Herkes yanlış tanır. En suçlu adamı bile, en kabahatli adamı bile sonuna kadar dinliyordu. Tabii onların da kendilerine göre Kendine bir adalet göre göre bir ölçüsü var. var. Tabii, yani, tabii, tabii. Ben her zaman söylüyorum, yaşadığım sürece de söyleyeceğim. Bu adamların hiçbir tanesine mafya demiyorum, demeyeceğim de. Çünkü mafya demek bu Şimdi adamlara hakaret. Geliyoruz. Hakaret demek. Şimdi mafiyeye geliyoruz. Evet. Babanızın en yakın çalışma arkadaşlarından biri kim? <laughs> bir dönem İstanbul'da emniyet müdürlüğü yapan Aha. Şükrü Balcıydı. Evet. Ya bak, anlatın bakalım. Bak Şükrü işte Balcı O tehlikeli adamdı. Tehlikeli ve acımasız bir adamdı. Aynı kumpası sizden müjdat'a da yaptı ona anlatırım ben. Siz evet, defa tabii. babanızla yani, Şükrü Balcı'nın o... sıkı mesaisi nasıl başladı, nasıl devam etti? Çok eskiden işte biraz evvel söyledim ya bazıları birbirlerini yıllar evvelden tanıyor. Şükrü Balcı ile rahmetli Şükrü Balcı ile rahmetli Nevzat Ayazı Zonguldak'ta pasaport polisiyken tanışıyorlar. Bak. O zaman bunlar bir Zonguldak'ta pasaport polisi. Şükrü Balcı Evet. Nevzat'a yaz. Aha, evet. Şimdi yıllar geçiyor. Adamlardan bir tanesi geliyor. İstanbul valisi oluyor. Biri geliyor İstanbul polis müdürü oluyor. Ve darbe dönemi. Yani, yani bir de böyle bir durum var. 12 Eylül 12... döneminde ya. Yani, deyim yerindeyse astığı astık, kestiği kestik acımasız bir aynen, emniyet müdürü. Aynen öyle. Şimdi bütün bu yaşanan hadiselerden sonra da onunla da bir münakaşamız var. Şimdi o tarihlerde döviz sıkıntılı. Şimdi otorizasyon var. Hı. Türkiye dar boğazdan geçiyor. Yurt dışına siz geçen gün 200 dolar dediniz. Hayır, 100 dolar. 100 dolar. 100 Benim 200 hatta, dolar açıkçası. Hatta kalmış. bir paket yabancı tabii, tabii. sigara buldukları zaman iş, hakkınızda işlem yapıyorlar. Lale Oraloğlu hapse girmişti. Aynen. Hatırlar mısınız? Bravo. Türk tiyatrosunun çok değerli sanatçılarından e, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Lale evet. Oraloğlu Doğu Beyazıt'tan, Doğu Beyazıt'tan orada satış serbest. Değil mi? Bir çarşı var. Evet. E, kaçak malların satıldığı bir çarşı. Oradan bir fincan takımı alıyor Lale Oraloğlu. Hı hı. Yolda bir kontrol yapılıyor. Evet. Orada evet. satarken bir şey yok. Evet. Yolda kontrolde evet. Orada satarken sordu. hiçbir şey yok. Evet. Oradan serbest çalıyorsunuz. Aynı şekilde kilis öyleydi. Aynen. Şey öyle. de öyle. Cilbe gözünün hemen tabii, bitişindeki... Tabii tabii. Kır, e, neresi o? O büyük patlamanın olduğu yer. Kırıkanlı. Reyhanlı mı? Reyhanlı. Evet. Orada da öyle aynı. Evet. Oralarda böyle mağazalar var. Hatta çarşılar var. Alıyorsunuz. serbestçe şey alınıyor, satılıyor ama oradan 15 kilometre dışarı çıktığınızda evet. çevirme varsa bunlar çıkarsa diyelim ki bir paket yabancı sigara ki sağlığa zararlıdır sigara Aynen. o bulundu eyvah yandınız Yalnız. ağır cezada yargılanıyorsunuz Aynen. Lale Oraloğlu işte bir fincan takımı için cezaevine girmiş bir tiyatro sanatçısıdır 100 doların dışında para almak istediğiniz Merkez Bankası ile yazışmalar Aynen. yapılıyor Gereken belgeler para varsa götürülüyor. Paraya e, varsa şey açılıyor. E, ne derler? E, akreditif. E, ne dediniz? Akreditif. Evet, akreditifi para varsa o dakika merkez bankasında açıyorlar. Para yoksa sizin dışarıdan bulduğunuz bir parayla akreditif açamazsınız. Peki e, bunun e, yasal olmayan yolu nasıl? Yasal bulunmuştu? olan yolu şu. O zaman şekerci yan var. Bir de e, tosun yan var. Bunların biri İsviçre'de, biri pa Fransa'da. Para bu, buradan bir şekilde onlarla kontak kuruluyor. Türk lirası veriliyor burada. Türk lirası veriliyor tabii. O günkü kur neyse. Evet. Bu Türk lirası veriliyor. Bu adamlar peçete kağıdının üstüne gelen arkadaşa 100 bin dolar ver. Basıyor imzayı. Diyelim ki siz İngiltere'ye gittiniz. Pound ver. Ne istiyorsunuz? İsviçre'ye gittiniz. Suisfran. Suisfran. Ne istiyorsunuzdur? Fransız Franca. Aynen öyle. Evet. Siz bu peçete kağıdını alıyorsunuz, size bir adres veriyorlar. İşte Zürih'te e, Savoy oteline git, ya da Londra'da Savoy oteline git falan. Ya gitti, gidiyorsun. Bir adam geliyor, hiç tanımadığın, bilmediğin adam. Sizde bir kağıt olacak. Evet, bende var ki Verin diyor. Veriyorsunuz. Tüt. 100 bin doları veriyorlar. Evet. Gerçekten böyle. Şimdi. Hikaye böyle çünkü böyle olmak mecburiyetinde döviz sıkıntısından dolayı bu hiçbir şekilde burada niyetinde ham madde gereken büyük fabrikalar var. İlaç sanayi var. Bunlara ham madde gerekecek. Bu ham neyle döviz alacaksınız? Bu sistem çalışıyor. Bu sistemin kimler tarafından, bunu da herkes sokaktaki vatandaşın yapacağı bir iş değil bu. O günkü o sektör içerisindeki isim sahibi iddialı adamlar bunlar. Buna gayrimüslimler genellikle değil mi? Genellikte ekaliyete e, 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 ait evet. e, şart kişiler. Bu liste Şükrü Balcan'ın eline geliyor. Nasıl geliyorsa geliyor. Yani Türkiye'de kimler, kimler bu, bunlar üzerinden yurt dışına döviz transferi para, yani transfer para etmişler. para alıyor. Burada parayı veriyor TL olarak, orada gidip e, döviz alıyor. Yani Bunu, büyük suç aslında bu, değil mi? O günkü. Şimdi yasalara bakın, göre. bu yasalara göre büyük suç. Ama bir şekilde bu şarkının dönmesi, Görmesi lazım. Dönmesi lazım, tabii. Ee, bu eline geçirince bunu tabi. Bu önemli bir liste bu. Yani bu şaka maka değil orada. Yani ben o listeyi gördüm. <laughs> Kaç kişi vardı aşağı yukarı? Herhalde 110 kişi falan varlar. Hı hı. Ve bunların %50'sinden %50'si de e, Musevi camiasına ait. Hı hı. Çünkü nereden biliyorum? Bu listeden ertesi gün işler felakete gidip de mahkemelere intikal edip bu bir, bir sene cezadan sonra tam son iki mahkemeye isimlerini zikretmek istemiyorum. Rahatsız olmasınlar diye. 3-4 tane Musevi ailesinin önde gelen fertlerinden ben birebir rica minnet ederek yani bu, bu, ifadeyi bir makul ve mantıklı bir yere getirin. Çünkü bu ifadelerde İsrail ettiğiniz sürece bunlar yatacak. Orada... Çıkrı Balcı ele geçiriyor bunu. Tabi tabii geçiriyor elini. Ve geçiriyor. bunlar çok varlıklı insanlar. Tabi varlıklı insanlar. Yıllarca e, ilaç sektöründe olmuş, işte başka sektörlerde olmuş. Elbette ki varlıklı insanlar. Ama gayrimeşru değil yaptıkları işte. işler. Değil tabii tabi. Meşru işler yapıyorlar. Tabii. tabii. Bu listeyi bizim arkadaşa veriyor. Fahrettin Aslan'a evet. veriyor. Bizim arkadaş bunu... Toparlamaya başlıyor. Ne demek toparlama? Tahsilata başlıyor. Hı. Şimdi adamlar yani hem kendi fabrikalarını kendi ilaç sanayindeki düşünün bir fabrikayı bu ilaç üretecek Türkiye'ye ya kendine göre doğru bir iş yapıyor ama yaptığı iş mecburiyetler sonucunda illegal durumda hadise. Peki, Peki böyle ne bir, diyor babanız o şahıslara? Bu paraları. Herkesin karşılığına koymuşlar işte 1 lira, 5 lira, 3 lira neyse. Diyelim ki bugünün parasıyla hiç almadıklarından ne alıyorlar? Vallahi ben toplam rakamı biliyorum. Tok, toplam rakamı o tarihin parasıyla zannediyorum ki 8 milyon dolar. Ya 8 ya 9 milyon dolar gibi bir para. Araç yani bu. Yani ne adı bunun? Araç, rüşvet, yani. araç. Rüşvet değil. Araç. Araç. O. Rüşvet evet. başka bir şey. Bu parayı topluyorlar. Bu paradan hem Amerika'da sonra Amerika'ya giden beyefendi alıyor. Şükrü Balcı. Evet. Aslan payını o alıyor herhalde Aslan değil mi? payını Yani artık o 9 milyon doların 5 milyonunu mu alıyor? 4,5'ünü buna mı veriyor? Yani nasıl paylaşıyorlar onu bilmiyorum ama toplanan rakam böyle bir rakam. E peki bunu yaptığınızda yani bir gün bunun bombası patladığında kim verecek bunun hesabını? Nitekim de çok kısa bir süre sonra patladı. Ne, ne biçim patladı? İnfilak etti. Peter Zoran Şilebi gibi öyle bir patlama patladı ki kimse altından kalkamıyor. Aslında. Operasyonu kim yaptı? Operasyonu kaçakçılık ve e, e, kaçakçılık. Ve İstihbarat Dairesi'nin başında rahmetli Atilla Aytek yaptı. Düzgün adamdı Çok. Allah rahmet eylesin. Bugüne kadar tanıdığım iki tane düzgün adamdan biri o, biri Saadettin Tantan. Şimdi Saadettin Tantan'a ayrı bir bölüm açalım e, istiyorum ama şu Şükrü Balcı konusunu Dolayısıyla da geçmeyelim. Parayı toplayan yaklaşık on, e, bir seneye yakın yattı. Önce babanız Mam yaptı. Tabii tabii. Mamak da yaptı. Peki Şükrü Balcı'ya bir şey olmadı mı? Hayır. Hiçbir şey olmadı. Onun bir kod ismi mi vardı? Güneş. Hmm. Kod ismi Güneş. Efendim? İstanbul Emniyet Müdürü bu kişi. Kod ismi kullanıyor Güneş. Sizi şerefime temin ederim. O günkü evin bahçesinde koskocaman bir kestane ağacı vardı. Onun altında üçümüz yemek yiyorduk dedim ki bu senin sen bunu dedim kandırırsın. Bu gider 12 ay yatar. O hep böyle avam bir ağız bir uslup kullanırdı. Aynı uslubu bana kullandı. Burada telaffuz etmeme imkan yok. Sen dedi ne anlarsın dedi be. Eğer dedim sen bu listeyi bana verseydin ben Sabahleyin dedim Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı kapısında yatacaktım. Diyecektim ki İstanbul'a bir polis müdürü göndermişsiniz. Bu da liste bunu topla diyorlar. Toplayayım mı Sayın Cumhurbaşkanım diyecektim. Şükrü Balcan'ın yüzüne karşı. Kur'an hakkı için. Şuradan kalkmak nasip olmasın. Ne yaptı? İşte avam bir konuşma tarzı vardı. Böyle elleri cebinde. Babanız manşet oldu değil mi? Evet, en bir arkadaşının gazetesine. Dokuz Sütuna Manşet, ifaret Hürriyet Aslan. gazetesine. Evet. Uyuşturucu kaçakçılığından değil ama demir kaçakçılığından aranıyor diye. Aynı Fahrettin Aslan'ın Hürriyet gazetesinin manşetini değiştirebildiğini evet. söylediniz. Peki nasıl oluyor şimdi? Manşetini değiştiriyor ama aynı gazete babanızla ilgili olarak aynı yakalandı o diye Taksim Caddesi üstündeki o büyük otelin altında rahmetli Saati Cemali vardı. O meşhur saatlerin evet. sahibi. Onun dükkanında birbirlerine girdiler ve Fahrettin aslanına hatırı sayılır söylemleri vardı. Dedim ki artık bir daha ölene kadar yüz yüze bakmazlar bunlar dedim. Bunlar 48 saat geçtikten sonra birbirlerine sarıldıklarını gördüm.